Herkese merhaba, ben Hayalet Adam. Öncelikle kanalıma abone olmayı, videolarımı izledikten sonra da beğenmeyi unutmayın. Bu bölümde sizlere Amerika'nın ilk kadın seri katili olan Aileen Wuornos'tan bahsedeceğim. Aileen daha çocuk yaşta tacize ve şiddete maruz kaldığı için erkeklere düşman bir seri katildir. Birçok kez tecavüze de maruz kaldığı için etrafında kadın destekçiler de bulmuştur kendisine. Aileen diğer seri katiller gibi zevk için cinayet işlemiyordu. O daha çok başına gelmiş olanların intikamını alıyordu diğer erkeklerden. Bu arada sizlere yeni bir konsept hazırlamayı düşünüyorum. Sizlerin de bildiği gibi haftada iki video atıyorum. Bunların biri çarşamba, biri de pazar günü. Artık çarşamba günlerini korku hikayeleri ve paranormal olaylara ayırmak istiyorum. Pazar günü yüklediğim videolarda ise seri katil dosyalarına yine devam edeceğiz. Sizce bunu yapmalı mıyım? Bu videonun altına yorum yaparak görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Gelin şimdi videomuza geçelim. I'm all right with it, but like I said, remember, let them know that I know that the cops knew who I was after Richard Mallory died. I left prints everywhere and they covered it up and let me kill the rest of those guys to turn me into a serial killer. Aileen Wuornos 29 Şubat 1956'da Michigan'da doğdu. Daha doğduğunda kötü bir hayata sahip olacağı da belliydi. Annesi daha 15 yaşındayken Aileen'i doğurdu. Aileen doğduğunda babası çocuk tacizciliğinden hapse girmişti. Orada da intihar etti. Daha 4 yaşındayken çocuklarına bakamayan annesi Aileen ve kardeşini bıraktığı bir notla terk ederek evden kaçtı. Aileen için bitmek bilmeyen zor günler bu durumdan sonra iyice başladı. Büyük babası Aileen'i sürekli taciz etti. Daha 14 yaşındayken büyük babasının bir arkadaşı tarafından tecavüze uğrayarak hamile kaldı. 15 yaşındayken çocuk sahibi oldu. Çocuğu kimsesiz kadın yurdunda doğurdu ve elinden alınarak başka bir aileye evlatlık olarak verildi. Aileen bu yaşlardayken sigara gibi ihtiyaçlarını karşılamak için ormanda arkadaşlarıyla para karşılığı cinsel ilişkiye girmeye başladı bu dönemde. Aileen Wuornos doğum yaptıktan sonra büyük babası onu gayrimeşru bir çocuk dünyaya getirdiği için evden de kovdu. Evsiz sokakta kalan Aileen uzun dönem seks işçiliği yaparak ormanda ve hurda arabalarda yaşamaya devam etti. Bu dönemde alkole ve uyuşturucuya iyice alıştı. Seks işçiliği yaparak yoluna devam eden Aileen Florida'ya taşınmaya karar verdi. Florida'ya taşındıktan sonra 20 yaşındayken 70 yaşında zengin bir adam olan Louis Gretz Fell ile tanışıp evlendi. Ama bu evlilik sadece bir ay sürdü. Saldırgan bir insan olmaya başlayan Aileen, yeni evlendiği eşini bir olaya sinirlenip dövdükten sonra ayrıldılar. Aileen Wuornos bu dönemde yaptığı hırsızlıklardan dolayı defalarca tutuklandı. 1986 yılında 30 yaşına geldiğinde hayatını komple değiştireceği bir ilişkiye başladı. Erkeklerden nefret edip lezbiyen olan Aileen bu dönemde Tyria Murk isimli bir kıza aşık oldu. İkisi arasında ciddi bir aşk alevlendi. Aileen, Tyria ile haftalık veya aylık kiraladıkları odalarda seks işçiliği yaparak yaşamaya devam ediyordu. Ama aklında eğer yeterince para getiremezse Tyria'nın onu terk edeceği korkusu her zaman vardı. Tyria'dan ayrılmamak için elinden ne geliyorsa yapmaya hazırdı. 30 Kasım 1989'da seri cinayetler işlemeye başlayacağı cinayetlerden ilkine imza attı. Para karşılığı birlikte olmak için Richard Mallory isimli bir adamın arabasına bindi. Richard gözlerden uzak, tenha bir yere çekti arabayı. Daha önce tecavüzden hüküm giymiş olan bu adam Aileen'e bir anda saldırmaya başladı. Kadını arabada ellerinden bağladıktan sonra defalarca kez işkence ve tecavüz etti. Hayatının en mutlu dönemlerini yaşayan Aileen
yine kaderinden kurtulamayarak tecavüze uğradı. Adamın bağladığı iplerden kurtulduğu anda çantasında gezdirdiği 22 kalibrelik silahına ulaşarak Richard Mallory'nin üzerine bütün şarjörü boşalttı. Adam orada öldü. İlk cinayetini işlemiş olan Aylin soğukkanlılığını koruyarak etrafta ve arabada titiz bir temizlik yaparak herhangi bir iz de bırakmadı. Bu ilk cinayetinden sonra parası bitene kadar bir daha cinayet işlemedi. Yaklaşık 6 ay sonra otoban kenarında para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için beklediğinde bu kez kendisine başka bir kurban daha seçti. 43 yaşındaki David Spearson arabasına bindikten sonra onu da ormanlık bir yerde silahıyla vurarak öldürdü. Artık işler Aylin Warnes için iyice çığırından çıktı. İkinci cinayetinden sonra hız kesmeden arka arkaya 5 kişiyi daha öldürdü. Polisler her yerde bu cinayetleri işleyen katille ilgili ipucu arıyor ama bulmakta zorlanıyordu. Öldürülen erkeklerin pantolonlarının giyinik olmaması ve yola yakın ormanlarda cesetlerinin bulunuyor olması polislere katilin bir kadın ve seks işçisi olabileceğine dair profil oluşturmasına imkan sağladı. Ama yine de bu tek başına yeterli değildi. Daha fazla ipucuna ihtiyaç vardı. Aylin ve Tyria öldürülmüş olan Peter Simpson arabasıyla yolculuğa çıktıklarında bir kaza yaptılar. Kaza yaptıktan sonra arabayı bir yerde bırakarak kaçan ikili arkada önemli bir detayı da bırakmış oldu. Bahçesine daldıkları ev sahipleri kaza olayını polise bildirip plakayı söyleyince arabanın öldürülmüş olan Peter Simpson üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Polis yaşlı çiftin yanına gelerek bir robot resim çizdirdi ve her yere dağıttılar. Daha sonra bulunan arabadan da aldıkları parmak iziyle şüphelilerin peşine düşmeye başladılar. Bu sıralarda sevgilisinin başına bir şey gelmesin diye onu yanından gönderen Aylin Warnes artık daha dikkatsiz davranmaya başladı. Aşırı derecede alkol içip ne yaptığını bilmeden yaşıyordu. Aylin motorcuların takıldığı bir barda içki içerken polislerin düzenlediği bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Aynı zamanda Tyria Moore da Pensilvanya'da yakalanarak gözaltına alındı. Ama Aylin'in çok sevdiği Tyria polisle anlaşma yaparak cinayetlerin hepsinin Aylin Warnes tarafından işlendiğini söyledi. Tyria ayrıca Aylin'in aleyhinde tanıklık da yaptı. İkisi de yakalandıktan sonra polis Tyria ve Aylin arasında bir telefon görüşmesini kaydetti. Tyria bu telefon görüşmesiyle polislere suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Bir süre sonra bu durumu fark eden Aylin bütün suçu itiraf ederek aşık olduğu kadını da kurtarmış oldu. Bu olaydan sonra Aylin işlediği bütün suçları itiraf etti ve hepsinin birer nefsi müdafaa olduğunu iddia etti. Öldürdüğü insanların kendisine karşı tecavüz girişiminde olduğunu mahkemede anlattı. Daha sonra müebbet hapis cezası almaktan korktuğu için bütün cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf etti. 27 Ocak 1992 yılında hakim, diğer iki kişinin cesedinin bulunamadığı için Aylin Warnes'ı 5 kişiyi öldürme suçundan idama mahkum etti. Aylin Warnes idam cezasını aldıktan sonra tam 10 yıl sırasını bekledi. Bu süreçte temiz avukatları idam cezasını bozdurmak için mahkemeye başvuruda bulunuyordu. Ama Aylin bunu istemediği için avukatlarını kovarak idam edileceği tarihi beklemeye başladı. 9 Ekim 2002'de sabah saatlerinde zehirli bir iğneyle idam edilerek acı hayatı son buldu. Ölümden önce isteği yakılarak küllerinin doğduğu yere serpilmesiydi. Bu isteği de idamdan sonra yerine getirdiler.